24 TV'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben Ardan Zentürk. Önce son dakika haberini hatırlatayım. Ulaştırma Bakanı Aslan açıklama yaptı. Kurban Bayramı süresince otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak. Bu bütün hepimizin gidiş gelişlerini kolaylaştırıcı güzel bir hamle. İsterseniz bir de moderatör gecenin ilk bölümünün başlıklarına şöyle bir bakalım. Efendim Başbakan Binali Yıldırım Yunanistan dönüşü gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Başbakan askerlerin zehirlenmesiyle ilgili olarak Manisa'da sabotaj ihtimalinin de araştırıldığını vurguladı. Önemli bir gelişme. Bu olayla ilgili bir sürü haberi sizlere aktaracağım. 15 Temmuz ihanetinde biliyorsunuz Kazan'daki üs bir ihanet merkezi olarak kullanılmıştı, Akıncı Üssü. Meğer bunlar aylar önce bu işe hazırlık yapmaya başlamışlar. FETÖ'cü olmayan bürokratları tek tek o bölgeden tayinle çıkarmışlar. Hem bunlar ortaya çıktı hem de şu anda tutuklu bulunan Kazan İlçe Emniyet Müdürü'nün de Adil Eksüz denilen o haini kaçmasına yardımcı olduğu da belgelendi. Birazdan detayları vereceğim. Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından aranan Hasan Akar 43 gün sonra teslim oldu, tutuklandı. 10 yaşındaki Ceylin Atik'i unutamıyoruz ve onun katil zanlısı Şükriye Türkmen cezaevinde intihara kalkıştı. Gardiyanlar durdurdu süreci, hastaneye kaldırılmış durumda. Evet. Hepimiz serin bir yaz yaşadığımızı düşünüyoruz ama hemen rehavete kapılmayın. Dünya Meteoroloji Örgütü'nden akan haberler, dünyadan akan haberler çok ciddi bir yazla karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyuyor. Öyle ki Amerika'nın bazı bölgelerinde sıcaklık 50 dereceye kadar varmış durumda. Uçaklar uçamıyor. Durum o merkezde ve Dünya Meteoroloji Örgütü anormal bir sıcak dalgasının dünyayı kapladığını ifade ediyor. Onun da detayını aktaracağım. Dilerseniz haberlere geçin. Başbakan Binali Yıldırım biliyorsunuz dün Yunanistan'a bir çalışma ziyaretinde bulundu ve Çipras'ta görüştü, Batı Trakya'da İftar yaptı, soydaşlarımızla kucaklaştı Türkiye Cumhuriyeti adına. Dönüşte gazeteci meslektaşları önemli açıklamalarda bulundu. Öne çıkan açıklaması ise Manisa'daki kahraman evlatlarımızın zehirlenmesiyle ilgiliydi. Başbakan sabotaj ihtimalinin de araştırıldığını söyledi. Başbakan Binali Yıldırım Yunanistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Manisa'dan sonra Kastamonu'nda da askerlerin zehirlenmesini değerlendirdi. Sabotaj ihtimalinin araştırıldığını söyledi. Bunu söyleyebilmek için elde bilgi olması lazım. Her ihtimal dikkate alınarak araştırma yapılıyor. Benzer olayların üst üste gelmesi buna benzer düşüncelerin oluşmasına neden olabiliyor. Başbakan Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü de yorumladı. Kendisine mektup yazdığını, açlık grevi yapan iki terör şüphelisinin serbest bırakılmasını istediğini açıkladı. İki öğretim üyesi açlık grevine başladı. Bunlarla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu konuyla ilgilenin, bu arkadaşlarla bunlar için tehlike arz etmeden müdahale edin diye ricada bulundu. Örgüt ilişkisi yüzünden bir gözaltı yapılmış. Ben başbakan olarak yargısal faaliyetlere kardeşim niye böyle yapıyorsunuz diyecek durumda değilim. İnsani bakımdan gereken çalışmaları yaptık. Gördük ki iş ideolojik boyuta taşınmış. Yapacak fazla bir şey yok. Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü darbecilerin durumu da gündeme geldi. Yıldırım, Çipras'ın destek mesajları verdiğini hatırlattı. Yunanistan Başbakanı Çipras tamamen bu yargısal bir konu olduğunu, çok fazla yapacağı bir şey olmadığını söyledi. Ama darbeye bakış ve darbede yer alanlarla ilgili düşünceleri olumlu. Yani bizim tezlerimize yakınlar. Hem darbeyi kabul etmiyor hem de karışanların masumiyetini savunmuyor. Peki Avrupa Birliği ile yeniden ilişkilerin normalleşmesi söz konusu mu? AB Türkiye ile ilgili gelecek vizyonunu, bakışını mutlaka netleştirmesi lazım. Türkiye ile yola devam edecek mi, etmeyecek mi, buna karar vermeleri lazım.
Yıldırım Türkiye'nin mülteciler konusunda kapasitesine işaret etti. Avrupa artık yük almalı mesajı gönderdi. Kabine revizyonuna ilişkin de gerekirse adımın atılabileceğini söyledi. Kabine değişikliği yapılacağı zaman davul zurna ile ilan edilmez. Duyduk duymadık demeyin diye davul mu çalalım? Arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar. Onların motivasyonu olumsuz yönde etkileyecek hal ve davranışlar içinde bulunmayalım. Konu başbakanın açıklamalarından açılmışken Manisa'ya da bakalım. Akif Celalettin Şimşek, Manisa Cumhuriyet Başsavcısından önemli açıklamalar geldi. Esasında sır perdesi varlığını koruyor ama başsavcının yaptığı açıklamalara göre çok detaylı bir araştırma devam ediyor. Ve bu olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 40'a yükselmiş durumda. Manisa'da geçtiğimiz ay zehirlenerek şehit olan Er Hüsnü Özel'in otopsi raporu belli oldu. Ancak ölümün üzerindeki sis perdesi aralanamadı. Şimdi gözler İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda. Belli bir noktaya getirmiş İzmir Adli Tıp ama biz tabii bu konuda çok hassasiyetle hareket ettiğimiz için İzmir Adli Tıp'ın raporuyla yetinmeyeceğiz. O raporda da zaten bize tavsiye edilen bir takım evrak, belgeler ve kendilerinin tahlil neticelerini bize raporda sunmuşlar. İstanbul Adli Tıp'a göndereceğiz. Manisa'da askerlerin zehirlenmesiyle ilgili özel bir ekip kuruldu. Ayrıca 3 kurumdan ekipler inceleme yapıp rapor hazırlıyor. Bir de bunun dışında işte Sağlık Bakanlığı'nın biliyorsunuz buraya gönderdiği bir halk sağlığı heyeti vardı. Onlar bir rapor tanzim ettiler Ankara'da. O da yakın zamanda elimize geçer. Bir de ayrıca EDOK Komutanlığı'nın yani askeri birliğin de kendi ekibinin o tarihte getirdiği ve tanzim ettiği bir rapor vardı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliye 16 isim daha eklendi. Şüpheli sayısı 40'a yükseldi. Herhangi bir örgütün parmağının olduğuna dair şu an için elde ettiğimiz net bir delil yok. Ancak dediğim gibi biz sadece olaya bir gıda zehirlenmesi boyutunda bakmıyoruz. Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, sosyal medyada zehirlenmeden ölen 15 asker olduğu, askerlerin dayak yediği yönündeki iddiaları da yalanladı. Ben buradan asker ailelerimize şu teminatı veriyorum. Bakın burada Manisa Adliyesi var. Çocuklarının bu şekilde herhangi bir darp edildiğine, dövüldüğüne dair iddia ve beyanı olan herkesin bize müracaat etme hakkı var. Soruşturma için görevlendirilen özel ekip Kışla'daki kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Evet, savcıyı takdir ediyorum. Gerçekten önemli açıklamalarda bulundu. Kamuoyunu birazcık da yatıştırdı. Ve yaptığı açıklamalardan da hiçbir şeyi şansa bırakmadı. Net olarak anlaşılıyor. Umarız tekrarlanmaz bu işler. Nitekim Kastamonu'da rahatsızlanan 8 askerimiz de önce hastaneye kaldırıldılar ama sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kastamonu'da bulunan 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 8 asker akşam yemeği sonrası rahatsızlandı. Askerlerden ikisi Kastamonu Devlet Hastanesi'ne, 6'sı da özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Evet, FETÖ ile mücadelede ilk söz Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a ait, Recep Tayyip Erdoğan'a ait bir Arnavutluk televizyonuna mülakat verdi ve yaptığı açıklamada Arnavut halkını FETÖ'ye karşı çok ciddi uyardı. Benzer olaylar başınıza gelebilir dedi ve çocuklarınızı asla bunların okullarına göndermeyin dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk televizyonla konuştu. FETÖ konusunda önemli uyarılar yaptı. Örgütün Arnavutluğu ele geçirmesine engel olmak için çocuklarınızı FETÖ'nün okullarına göndermeyin dedi. Organize teröriste. Mund të bëhet burim kërcënimi për Shqipërinë. Ondan sonra da vakit dhe mund të jetë tepër vonë.
Erdoğan Top Channel'a özel mülakat verdi. FETÖ'nün okullarında seçkin ailelerin çocuklarını okuttuğuna dikkat çekti. Gelecekte bu kişileri devletin önemli kademelerine yerleştirdiklerini vurguladı. Arnavutluk buradan ne yapması lazım? Shqipëria duhet të nxjerrë mësime nga ajo që kemi kaluar ne. Sepse nëse ja dolën në Turqi, mund të bëjnë të njëjtën gjë në Shqipëri, nesër apo edhe pasnesër. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'la Türkiye'nin tarihi bağları olduğunu hatırlattı. Farklı kültürleri barındırmasıyla Balkanlarda önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. Dhe un lutem shpesh që kjo të mbështetet edhe më tej nga Shqipëria. Aynı şekilde por ka edhe nga ata që po përpiqen që ta ndajnë dhe përçajnë Shqipërinë. Lutem që ata të thyejnë kokën në mur. Cumhurbaşkanı Balkanların toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını istedi. Ülkedeki bazı siyasi partilere tecrübelerini aktardığını söyledi. Bundan kimsenin rahatsız olmaması gerektiğini de belirtti. Arnavutluk halkına mesajı açıktı. Birlik ve beraberliğinizi bozmayın. Birlik olsunlar, beraberlik olsunlar ve Arnavutluğa sahip çıksınlar diyorum. Efendim bu hainler esasında 15 Temmuz'dan aylar önce bu ihanete hazırlanmışlar. Kazan, biliyorsunuz Akıncı Üssü'nün bulunduğu Gazi ilçemiz, Gazi Kazanımız. İşte oradaki FETÖ'ye mensup olmayan bürokratları ve yetkilileri bir takım düzmece tayinlerle ilçeden uzaklaştırdıkları ve darbenin hazırlığını aylar önce başladıkları ortaya çıktı. Bu arada tutuklanan Kazan İlçe Emniyet Müdürü'nün de Adil Öksüz'ün kaçırılmasında rol oynadığı belgelendi. O ilçede darbe girişiminden 2 ay önce ilçe kaymakamı Kayseri Develi'ye tayin edildi. Yerine ise kaymakam atanmadı. 15 Temmuz darbe girişiminde ihanet karargahı gibi kullanılan Akıncı Üssü'nün bulunduğu Kazan'da FETÖ'nün aylar öncesinden hazırlık yaptığı tespit edildi. Kazan bürokrasisini dizayn etme çalışmalarına başlayan FETÖ darbe öncesi sinsice düşündü. Örgütün ihanet gecesi sırasında herhangi bir engelle karşılaşmamak için ilçede örgüt üyesi bulunmayan kritik görevlerdeki bürokratları tayin yoluyla uzaklaştırdı, saptandı. Bunlardan biri de ilçe kaymakamıydı. Kazan kaymakamı Murat Duru Kayseri Develi ilçe kaymakamına atandı. Ancak Duru'nun yerine Kazan ilçesinde atama yapılmadı. İlçede 15 Temmuz'da kaymakamlık makamı boştu ve bir başka ilçe kaymakamı uzaktan vekalet ediyordu. Yine Kazan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde de FETÖ önceden kendi adamlarını yerleştirdi. Bunlardan biri de darbe girişiminde etkin görev yapan Kazan İlçe Emniyet Müdürü Murat Sansar'dı. Sansar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde darbe girişiminden aylar önce Eylül 2015'te atandı. FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Sansar, Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına da etkin görev üstlendi. FETÖ mensubu Sansar'ın Adil Öksüz'ün Batı Adliyesi'ne götürmesini sağladığı öğrenildi. FETÖ mensubu Sansar'ın Öksüz'ün gözaltına alınmasından serbest bırakılması öncesine ayarlanan Sincan Adliyesi'ne götürülüşüne kadar uzanan süreçteki tüm saha koordinasyonunu sağladığı ortaya çıktı. Ancak FETÖ'nün yaptığı ince ve sinsi planı millet bozdu. Kazanlar hem Akıncı İhanet Üssü önünde hem de askeri tesisler etrafından hiç ayrılmadı. İlçenin adı 15 Temmuz darbe girişiminde kazanların olağanüstü kahramanlık örneği sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kahraman unvanıyla ödüllendirildi. İlçeye 15 Temmuz ihaneti sonrası kahraman kazan adı verildi. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz emniyet içindeki mahrem imamlar yapılanması çökertilmişti. Şimdi gözler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde. Niçin? Çünkü bir takım gizli unsurların hala kripto kimliklerle Türk Silahlı Kuvvetleri içinde olabileceği ifade ediliyor. Zaten istihbarat ve yargı çalışmalarında da önemli bilgilere ulaşıldı. Şimdi yeni bir operasyon. Onlardan temizlenecek ordumuz. Emniyet teşkilatından sonra sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Yargı ve istihbarat birimleri TSK içinde gizli FETÖ yapılanmasını ortaya çıkarmak için harekete geçti. FETÖ'nün emniyet yapılanması içindeki gizli yapılanması mahrem sorumluları yapılan operasyonla çökertildi. Emniyet teşkilatı içine sızmış yüzlerce FETÖ mensubu operasyonlarla tek tek yakalandı.
Şimdi ise sıra Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki gizli FETÖ yapılanmasına geldi. Akşam gazetesi gelen yayın yönetmeni Murat Kelkitlioğlu o soruşturmayı köşesine taşıdı. Kelkitlioğlu yeni darbe girişimi yapılacak iddiaları ve algı operasyonlarının Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mahrem yapılanmayı işaret ettiğine değindi. Savcılık ve istihbarat birimleri Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki gizli kalan FETÖ mahrem yapılanmasını çıkartmak için düğmeye bastı. Murat Kelkitlioğlu yürütülen operasyonda somut ve güçlü izlere ulaşıldığının altını çizdi. Halen süren darbe davalarının teker teker sonlanması sürecine kadar FETÖ'nün TSK içindeki mahrem yapılanmasının tamamen çökertilmesi hedeflendi. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde gizlenen FETÖ mahrem yapılanması çökertilmesiyle birlikte ihanet şebekesine son darbe vurulmuş olacak. Ankara'daki sulh ceza hakiminin bir sözü FETÖ'nün hızla çözülmesine neden oldu. Esasında hakimin söylediği söz şuydu. 2011 emniyet sınavında yapılan kopyalama sistemiyle ilgili davada itiraf edin, dışarı çıkın. Ve 33 sanıktan 11'i hemen itirafçı oldu. Hakim konuşun serbest kalın dedi, soru hırsızları şüpheliler itiraflara başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2011'de yapılan komiser yardımcısı sınavında kopya iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmada sulh ceza hakimi Yunus Süer 33 şüpheli uyardı. Hakim Süer, samimi itiraflarda bulunun, adli kontrol şartıyla serbest kalın. Aksi takdirde tutuklanacaksınız dedi. İtiraflar arka arkaya geldi. Sınavda kopya çektiğinden şüphe edilen 33 kişiden 11'i itirafçılığı kabul etti. Habibçi'ye soruları önceden aldığını itiraf etti. Şüpheli, Kur'an'a el bastırıp yemin ettirdiler. Sınavdan bir gün önce soruları çözdük dedi. Pişmanlık duyduğunu ve FETÖ'den uzaklaşmak istediğini söyleyen Habibçi'ye başına gelmeyen kalmadığını anlattı. Soruları veren kişiyi şikayet ettiğini ancak ulaşılamadığını söyleyen sınav kopya şüphelisi, bilgilerimin PKK'ya verildiğini ilettiler. İstihbarattan karakola alındım. Lojmanda verilmedi dedi. Şüpheli İbrahim Ağa da sınavdan önce 3 arkadaşla soruları çözdüklerini söyledi. Örgüt kimsesiz ve maddi durumları zayıfları seçiyor diyen itirafçı, vicdanen çok rahatsızım. Vatanımı seven biriyken örgüt bizi bu hale getirdi dedi. Hakimin uyarısına rağmen suçlamaları reddeden 22 şüpheli tutuklandı. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. FETÖ'nün medya ayağına dönük operasyon çerçevesinde tutuklanan Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak bir kez daha hakim karşısındaydılar. Nazlı Ilıcak savunmasında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasında başladığı savunmasına devam etti. Ergenekon ve balyoz süreçlerine topyekün kumpas diyemeyeceğini kaydeden Ilıcak, bunu burada itiraf ediyorum. Fethullahçı terör örgütünü geç fark ettim dedi. FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminden sonra cemaat olarak bildiği olgunun terör örgütü olduğuna kesin kanaat getirdiğini söyledi. Kaçmasının söz konusu olmadığını da belirten Ilıcak tahliyesini talep ederek savunmasını tamamladı. Nazlı Ilıcak'ın ardından savunma yapan tutuklu sanıklar Fevzi Yalçın ve Yakup Şimşek de FETÖ ile ilgili bir bağlantılarının bulunmadığını öne sürerek tahliyelerini talep ettiler. Anayasa Mahkemesi de bir darbe sanığının bireysel başvuru talebini reddetti. TürkSat'a giderek yayınları kesmeye çalışmıştı. FETÖ mensubu Aydın Yavuz, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal edildiği yönündeki başvurusu reddedildi. Anayasa Mahkemesi'nden ilk FETÖ bireysel başvurusuna son nokta konuldu. FETÖ'nün darbe girişiminde TürkSat'a giderek yayını kesmeye çalışan darbenin sivil sanığının başvurusunda karar verildi. TürkSat baskını davasında yargılanan sivil sanık mühendis Aydın Yavuz, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Yavuz, tutuklanma kararının hukukla bağdaşmadığını iddia etti ve kişi hürriyeti ve güvenliğine hakkının ihlal edildiğini öne sürdü. Yüksek Mahkeme başvuruyu niteliği itibariyle Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'na sevk kararını verdi.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu bireysel başvuruyu görüştü. Yüksek Mahkeme Türk Salt yayınlarını kesmeye çalışırken yakalanan darbenin sivil sanığı Aydın Yavuz'un kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti. Anayasa Mahkemesi FETÖ darbe sanığı hakkında verdiği kararın gerekçesini ise daha sonra açıklayacak. Davanın sivil sanıklarından TÜBİTAK Eski Marmara Araştırma Merkezi Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcısı Aydın Yavuz halen Keskin F tipi cezaevinde tutuklu bulunuyor. Telefonunda FETÖ gizli haberleşme sistemi Baylok'ta bulunan Aydın Yavuz suçlamaları reddetmişti. Bu arada yargı ve emniyet ve jandarma bu FETÖ ile mücadelede belirli bir standardı yakalama yönünde çok ciddi çalışmalar yürütüyorlar. Eğitim çalışmalarından söz ediyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı anayasal düzene karşı işlenen suçlar bürosu özellikle FETÖ operasyonlarında görev alan jandarmalara bu konuda eğitim çalışmaları vermeye başladı. Amaç polisle jandarmanın birlikte belirli bir standartta ve çok ciddi delillere ulaşarak bu mücadeleyi sürdürmesi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı darbe soruşturmaları yürüten savcılardan jandarmaya eğitim. Amaç hata riskini en aza indirmek. Ankara'da görev yapan anayasal suçlara karşı işlenen suçlar bürosu savcıları FETÖ operasyonlarında görev alan jandarma ekiplerine eğitim verdi. Polis ekiplerine göre özellikle FETÖ soruşturmalarında tecrübe eksikliği yaşayan jandarma için kritik bilgiler aktarıldı. FETÖ soruşturmaları nasıl yürür? Operasyonlarda hangi unsurlar delil niteliğinde sorularına hem uygulamalı hem de teorik yanıt verildi. Eğitim kapsamında yürütülen soruşturmalar, hazırlanan iddianameler ve bu süreçlerde izlenen yollar jandarma ekiplerine tek tek anlatıldı. Savcılık eğitimi ilerleyen dönemde jandarma ve emniyet güçlerinin koordineli yürüteceği operasyonlar için de hazırlık anlamına geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde görev yapan savcılar ilerleyen dönemlerde de jandarmaya FETÖ soruşturmalarıyla ilgili eğitim vermeye devam edecek. Sevgili seyirciler, gayet iyi hatırlayacaksınız çünkü her şey gözümüzün önünde oldu. 15 Temmuz'a gidiş sürecinde en yüksek düzeyde saldırıya uğrayan parti Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamalarda bu saldırının, partiyi ele geçirme saldırısının okyanus ötesi kaynaklardan yola çıktığını ve buna asla izin vermeyeceğini söylemişti. Dört muhalif ve bu dört muhalif bir yıl önce bir genel kurul yapmıştı, olağanüstü genel kurul ve bazı kararlar almıştı. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi bu kararları ve o genel kurulu iptal etti. Milliyetçi Hareket Partisi yönetimini ele geçirmek için harekete geçen Meral Akşener, Sinan Oğan, Ümit Özdağ ve Koray Aydın'ın girişimiyle toplanan 19 Haziran kurultayı ile ilgili mahkeme son kararını verdi. MHP tüzüğünün değiştirilmesi ve seçimde olağanüstü kurultay kararı alınan toplantı mahkemeye taşındı. Durdurma kararı verildi. Karara yapılan itirazı Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi görüştü. Karar muhaliflerin aleyhine. Mahkeme 19 Haziran 2016'da muhaliflerin topladığı ve genel merkezin korsan kurultay dediği olağanüstü genel kurulun iptaline karar verdi. Karar bununla sınırlı değil. O toplantıda MHP tüzüğünün değiştiği iddia edilmişti. Bu itirazlar da mahkemece incelendi. Yargı alınan tüm kararların iptaline hükmetti. Efendim bir hassasiyetimi de veya bir düşüncemi de paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye kontrollü kaos ortamına doğru sürüklenmek istiyor. Ve bu konuda bazı mihrakların kullandığı mekanizmalardan biri Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e dönük hassasiyetleri kaşımak. Onu kaşıdığınız zaman toplumu ikiye bölmek, kamplaştırmak, kontrollü kaosun zeminini iyi atmak kolay oluyor tabii ki. Nitekim Atatürk'ün hatırasını alenen hakaret etme ve halka kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından aranan Hasan Akar. 43 gün sonra teslim oldu, hakim karşısına çıktı, tutuklandı. Merak etmeyin,
98 defa. Atatürk'e hakaret davasının firari sanığı Hasan Akar 43 gün sonra teslim oldu. Hakim karşısına çıkan Akar tutuklandı ve cezaevine konuldu. İnternette yayınlanan videoda Atatürk'e ve annesi Zübeyde Hanım'a hakaretler ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Hasan Akar firardaydı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Akar'ın yargılanmasına başlanacaktı. Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması vardı. Duruşmaya katılıp katılmayacağı merak konusuydu ve 43 gündür kaçan Hasan Akar duruşma günü teslim oldu. Avukatıyla birlikte öğle saatlerinde davanın görüldüğü adliyeye gitti. Adliye koridorlarında gözaltına alınan Hasan Akar duruşma saatini bekledi. Öğleden sonra duruşma başladı. Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından 7,5 yıla kadar hapsi istenen Hasan Akar, hakim karşısına çıktı. Savunmasında Atatürk'le ilgili üslubum yanlıştı, bilerek böyle bir suç işlemedim dedi, ardından da beraatini istedi. Ve mahkeme kararını açıkladı. Suçun vasfı, mahiyeti, mevcut delil durumu, kuvvetli suç ve kaçma şüphesi bulunması nedeniyle Hasan Akar'ın tutuklanmasına hükmetti. Akar, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine konuldu. Moderatörün bu bölümünde yaşamın içinden akan haberler yoğunlukta. Önce 10 yaşındaki Ceylin'in katil zanlısıyla ilgili gelişmeye bakalım. Şükriye Türkmen biliyorsunuz cezaevinde intihara kalkıştı. Gardiyanlar son anda önledi. Ceylin'in katil zanlısı hücresinde giysilerini yırttı, kendisini asmak istedi. On yaşındaki küçük Ceylin İzmir Ödemiş'teki bir parkta oynarken ortadan kaybolmuş, komşuları Şükriye Türkmen'in evinde öldürülmüş halde bulunmuştu. Cinayeti itiraf eden katil zanlısı komşu kadın tutuklanarak cezaevine konulmuş, psikolojik destek de verilmeye başlanmıştı. Tek kişilik odada tutulan katil zanlısı giysilerini parçaladı, banyoda kendisini asmaya çalıştı. İnfaz koruma memurları durumun farkına varıp müdahale etti. Hastaneye kaldırılan katil zanlısının sağlık durumu iyi. Bazen yaşamın içinden dediğim 3. sayfa haberlerinde öyle haberler geliyor ki sizlere aktarırken bile içim bir tuhaf oluyor derler ya, aynen öyle oluyorum. İzmit'te bir baba tartıştı, 17 yaşındaki kızını kafasından vurarak öldürüyor. Sonra da kendi canına kıyıyor. E ne oldu? Buyurun. Kızıyla tartıştı, sonrası korkunç. Önce kızını öldürdü, ardından kendi canına kıydı. Olay İzmit'te meydana geldi. Eşinden boşanan Erdal Günlü, kızı Rana'yla iddiaya göre giyimi ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar nedeniyle devamlı tartışıyordu. O tartışma kötü son buldu. Baba Günlü yanında taşıdığı silahla kızına ateş etti, kanlar içinde kızı yere serildi. O baba aynı silahı başına dayayarak kendi canına kıydı. Komşularının haber vermesiyle sağlık ekipleri geldi. 17 yaşındaki Rana Günlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı 41 yaşındaki baba Erdal Günlü de kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Cinnet getiren babanın abisi Olcay Günlü, kardeşinin daha önce de kızını dövdüğünü belirtti. Psikolojisi bozuktu, cezaevinden çıktıktan sonra da bir türlü kendine gelemedi dedi. Kızının cenazesini almaya gelen anne Şengül Pekkaya ise açıklama yapmadı. Yardım.
Bu silahlanma işi, bireysel silahlanma işi giderek tadı kaçan bir noktaya geliyor. Bütün yetkilileri uyarıyorum. Zaten emniyetin yaptığı son rapor açıklamasında Türkiye'de 2016 yılında günde 48 kişinin cinayete kurban gittiği belirtiliyordu. Bu yüzden bir bakmak lazım. Bir uzman medya mensubu olarak uyarıyorum. Nitekim İstanbul'da Esenyurt sakinleri güne silah sesleriyle başladı. Kimliği belirlenemeyen saldırgan sokakta yürüyen biri kadın iki kişiye kurşun yağdırdı. 7-8'e silah sesi duyduk ama hiçbir şey görmedim yani. Ne oldu, çıktığında ne vardı? Dışarı çıktım, iki tane vatandaş yatıyor. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Sese koşanlar biri kadın iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. İstanbul Esenyurt'ta sabah saatleriydi. Sokakta iki kişi yürüyordu. Kimliği belirsiz biri kurşun yağdırdı. Gittiğimde ikisi de kafasından vurularak çeşitli yerlerde, ayrı ayrı yerlerde yatıyorlardı. İkisi de olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı ise ortalıktan kayboldu. Çığlıklara koşan mahalleli ise gördükleri karşısında şoke oldu. Kaçan katil güvenlik kameralarına yakalandı. Polis eşkali belirlenen o katilin peşine düştü. Ve çok geçmeden bilgiler netleşti. Çifte cinayetin üzerindeki sır perdesi aralandı. Öldürülenlerin 37 yaşındaki Süphan Atasayar'la 45 yaşındaki Ali Yılmaz olduğu ortaya çıktı. İddialara göre yasak aşk yaşıyorlardı. İkisi de evliydi. Ve çifte cinayeti de Süphan Atasayar'ın cinayet suçundan aranan firardaki eşinin işlediği ihtimali üzerinde duruluyor. İstanbul'da bir şahıs aranıyor. Polis kafayı iyice takmış durumda, onu yakalayacak. Kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürmek ve iki iş adamının iş yerini kurşunlamaktan aranan Erhan Timuroğlu. Onu yakalama operasyonları çerçevesinde büyük bir hırsızlık çetesi de çökertilmiş oldu. Katil zanlısının yakalanması için operasyon yapıldı ama hırsızlık çetesi çökertildi. 4 ay önceydi. Yer İstanbul Ataşehir'di. 38 yaşındaki Erhan Timuroğlu, özel bir bankada çalışan kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürüp kaçtı. Polis peşine düştü ama bir sonuç alamadı. Timuroğlu izini kaybettirdi. Ekipler onu ararken Erhan Timuroğlu bir iş adamının iş yeriyle otomobilini kurşunladı. Bununla da yetinmedi, kız kardeşini öldürdüğü için suçladığı bir başka iş adamının iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Erhan Timuroğlu bu saldırılardan sonra da kaçtı. Asayiş şube ekipleri operasyonlarını genişletti, peş peşe baskınlar yapıldı. Timuroğlu'nun bir adamı yakalandı. Polis Timuroğlu'nun izini sürerken hırsızlık çetesini çökertti. 27 ayrı lüks evden hırsızlık yapan 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde olan 3 çalıntı otomobil ele geçirildi. Soygunlar sırasında güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntülerse soruşturma dosyasına konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Erhan Timuroğlu'nun yakalanması için operasyonlar sürüyor. Son dakikayı izliyorsunuz. Brüksel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de tren istasyonunda terör saldırısı ve polisin yaptığı açıklamaya göre patlama yaşandı ve bombalı yelek taşıyan bir cani etkisiz hale getirildi. Arkadaşlarımız olayın detaylarını takip ediyorlar. Birazdan daha detaylı bilgileri sizlere aktaracağım. Biz yine içimizdeki 3. sayfa haberlerine bakalım. İstanbul Beşiktaş'ta kameralara 5 çocuğun tehlikeli yolculuğu yansıdı. Peki o çocuklar kameraya alındıklarını görünce ne yaptılar? İşte bu sorunun cevabı da haberdi. Çocukların içine açtıkları nefrete bak abi, bak bak. Görüntülendiklerini anladılar. Ellerine ne geçerse fırlattılar.
İstanbul'un göbeği Beşiktaş'ta 5 çocuk hareket halindeki kamyonetin kasasındaydı. Üstelik biri henüz bebekti. Telsizi gördüler. Nasıl oraya mum gibi dizildiler. Oynayıp korkuluklara tırmanıyor, kazaya davetiye çıkarıyorlardı. Çocuklar kendilerinin görüntülendiğini fark ettiğinde ise tehlike farklı bir boyut kazandı. Kamyonetin kasasında ne buldularsa arkalarındaki araca ve yola fırlattı. Çocukların içine başladıkları nefrete bak abi, bak bak. Ölüme meydan okuyuştan geriye ise işte bu görüntüler kaldı. Araç sürücülerine de bir ricam var. Gerçi motosiklet benim çocuklarıma pek tavsiye etmediğim bir ulaşım aracıydı. Ama sonuç itibariyle motosikletlilerle birlikte trafiği paylaşıyoruz. Onların çok kolay yaralanabilir olduğunu bilerek davranmamız lazım. Motosikletlilere çok dikkat etmemiz lazım. Kimisi ekmek parası için, kimisi keyiften ama çoğunluğu ekmek parası için bu çocuklar yola motosikletle çıkıyorlar. Kurye yapıyor, fast food işi yapıyor vesaire. O yüzden ben araba kullanırken hepsine geçiş hakkını tanıyorum, açık konuşayım. Ama bazı sürücüler hiç dikkat etmiyorlar. İskenderun'da bakın bir otomobil motosikletliye çarptı. Ve o çocuk uçtu, bir başka arabanın arka camından içeri girdi. Şimdi oldu mu? Arabanın içinde bir tanesi yattı, bir tanesi yerde yatıyordu. Motosiklete çarptığı o motosikletli park halindeki aracın camından içeri girdi. Arkadaşı ise başka bir otomobilin üzerine düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntü İskenderun'dan bir otomobil hızla geldi. Yusuf Aldıç'ın kullandığı motosiklete çarptı. Yusuf Aldıç park halindeki hafif ticari aracın arka camından içeri girdi. Arkasında oturan Kürşat Kundakçı ise bir başka otomobilin üzerine çarparak yere düştü. Bu 192 tane fedeyi var ama. Bence daha fazla. Çağrılan sağlık ekipleri yaralanan Yusuf Aldıç ve Kürşat Kundakçı'ya ilk müdahaleyi yaptı, ardından hastaneye kaldırdı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Serin bir yaza başlangıç yaptık. Öyle diyoruz. Bakalım devamı ne olacak? Zaten haberlerde alarm var. Ama önce şiddetli yağışların sele nasıl neden olduğunu görelim. Zonguldak, Ankara ve Antalya'dan görüntüler. Yollar nehre döndü, polis gece vatandaşı uyarmak için nöbet tuttu. Zonguldak'ta şiddetli yağış sel getirdi, ev ve iş yerlerini su bastı. Ankara'da da benzer görüntüler vardı. Yağmur suyu yollarda dere gibi aktı, afet gibi yağmurla alt geçitler suya gömüldü. Antalya'daysa tarım arazileri zarar gördü. Ağaçlarımız, buğdaylarımızın üstünden su geçti. Ahırlarımız, seralarımız, bütün her şeyimiz gitti bizim. Bu arada Dünya Meteoroloji Örgütü'nden çok önemli bir alarm geldi. Dünya genelinde hakim olan aşırı sıcaklara dikkat çekti. Sıcak hava dalgalarının alışılmadık düzeyde seyrettiği belirtildi. Mayıs ve Haziran ayı sıcaklarının rekor düzeye ulaştığı vurgulandı. Orman yangınları uyarısı da yapıldı. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı. Aşırı sıcaklar dünyada etkili oluyor. Birçok farklı bölgede orman yangınlarına sebep oluyor. Sıcak hava dalgaları alışılmadık düzeyde seyrediyor. Önümüzdeki günlerde Akdeniz'in batısındaki ülkelerin büyük bölümünde ve Balkanların batısında da hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Örgütü'nün açıklamasında Avrupa'nın bir kısmı, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve ABD'de sıcaklıkların rekor düzeye ulaştığına dikkat çekildi. Açıklamada bu sıcak dönemin gök gürültülü fırtına, sağanak yağmur ve orman yangınlarına yol açabileceği belirtildi. Fransa'da da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10 santigrat derece üzerinde. Son günlerde dünyada bazı bölgeler rekor sıcaklıklara ulaştı. ABD'nin Las Vegas kenti 46, Birleşik Arap Emirlikleri 50, Basra 42.9 santigrat derece ölçülerek rekor kırdı. Amerika'nın birçok yerinde uçaklar havalanamıyor aşırı sıcaktan. Phoenix'te mesela Arizona'da 50 derece. Düşünebiliyor musunuz? Tuhaf bir durum var atmosferde. Biz yine bir 3. sayfa haberine dönelim ama bu sanki B tipi bir Amerikan polisiye filminden çıkmış bir olay gibi. Şanlıurfa'da bir otomobil polisi gördü, kaçtı. Sürücü kaza yaptıktan sonra silahla polise ateş açtı. Hadi o da tamam. Ama zanlının kullandığı otomobilin bagajında yine silahla yaralanmış 3 kişi bulundu. Polisten kaçarken kaza yaptı. Bagajından silahla vurulmuş 3 yaralı çıktı. Olay Şanlıurfa Adıyaman Karayolu'nda yaşandı. Polis rutin kontrol yapıyordu. Bir otomobil sürücüsü panikledi. Kaçmaya başladı. Ekipler de o aracın peşine düştü. Yaşanan kovalamacaysa kazayla son buldu. Otomobilin sürücüsü yaralı olarak polise silahla ateş açtı. Mermileri biten zanlı kıskıvrak yakalandı. Bagajı açan polislerse neye uğradığını şaşırdı. İçeride silahla vurulmuş 3 yaralı daha olduğu görüldü. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ekipler zanlıların uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan bir anlaşmazlık yüzünden kavga etmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruyor. Efendim Herakles Lahti yıllar önce Türkiye'den kaçırılmıştı, İsviçre'de bulundu ve alınan bir kararla Eylül ayında ana vatanına yani Anadolu topraklarına dönecek. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Herakles Lahti'nin Cenevre'deki sergisine katıldı ve İsviçre'nin aldığı bu kararın dünya için bir örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı. Herakles Lahti, Anadolu'nun en nadide antik eserlerinden biri. İsviçre'nin Cenevre kentinde sergilenen bu lahit uzun yıllar önce Türkiye'den kaçırılmıştı. Şimdi geri dönmek için gün sayıyor. Dolayısıyla Türkiye tarihi eser kaçakçılığı, kültürel eser kaçakçılığı konusunda da en çok mağdur olan ülkelerden biridir, belki de birincisidir. Çünkü Türkiye yıllardan beri, adeta 200 yıldan beri ciddi manada yağmalanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Herakles Lahti'nin sergilenmesi için düzenlenen törene katıldı. Antalya Perge'den kaçırılan eser Eylül'de Türkiye'ye götürülecek. Türkiye, Herakles Lahti'ni geri alabilmek için yıllar boyu çaba harcadı. Bugün bile Avrupa'nın pek çok tırnak içerisinde saygın kurumlarında Türkiye'den kaçırılan eserlerin müzayedelerde satışa çıkarıldığını veya müzelerde sergilendiğini, hırsızlama malı olduğu biline biline sergilendiğini görüyoruz. Lahit 2010'da Cenevre Gümrüğü'nde ele geçirildi. 2015'te Türkiye'ye iadesine karar verildi. Karşı taraf kararı üst mahkemeye taşıyınca süreç uzadı. Sonunda Türkiye'nin girişimleriyle başvuru geri çekildi ve iadenin önünde engel kalmadı. Kültür ve Turizm Bakanı Avcı diğer eserler için de çabaların süreceğini söyledi. Bunun bütün bu konularla ilgili kurumlara, kuruluşlara örnek teşkil etmesini diliyorum. Bu iyi örneğin dünyada tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele konusunda bir dönüm noktası olmasını diliyorum. Costa Rica Devlet Başkanı Soris Rivera gazetecilerle sohbet ediyordu. Birden bir arı yuttu. Devamı görüntülerdi. Naturales que hay en una zona tan importante como esta que sin embargo me la comí. Devlet Başkanı kameralar önünde arı yuttu, bütün dünyada haber oldu.
Me comí la avispa. İlginç olay Costa Rica'da yaşandı. Devlet Başkanı Luis Guillermo Solis Rivera küçük bir açılıştaydı. Gazetecilere açıklama yapıyordu. Ne olduysa o anda oldu. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında ağzına yaklaşan arıyı yutuverdi. Debates naturales que hay en una zona tan importante como esta, que sin embargo me la comí. Olan olmuştu. Devlet başkanı da işi şakaya vurdu. Arının üzerine su içmekten başka yapacak bir şey kalmamıştı. Costa Rica'nın yaşam standardı en yüksek Latin Amerika ülkesi olduğunu, demokrasisinin son derece sağlam olduğunu ve arıyı yutan Cumhurbaşkanı'nın da çok sevildiğini hemen vurgulayayım. Efendim, Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir hayvanat bahçesinde güvenlik kamerası görüntüsü gelecek şimdi. Bakın iki fil suya düşen yavrularını kurtarmak için neler yaptı. Yavru fil havuza düştü, annesi ve babası panikledi. Güney Kore'de kaydedilen görüntüler, annelik ve babalık içgüdülerinin ne kadar güçlü olduğunu göstermesi bakımından dikkat çekici. Bir de fillerin kriz anlarında nasıl organize hareket ettiklerini gösteriyor. Görüntüler Seul'deki hayvanat bahçesinden. Yavru fil suya düşünce yanındaki yetişkin fil hortumuyla ona yardım etmeye çalışıyor. O sırada uzakta olan diğer fil de geliyor. Birkaç saniye içinde kritik bir karar veriyorlar. Hızla havuzun girişine yönelik suya giriyorlar. Suda debelenen yavrularını aralarına alıp dışarı çıkarıyorlar. Hayvanat bahçesinin sosyal medyada yayınladığı görüntüler büyük ilgi gördü. Bunları vuran o avcılar var ya, o avcılar hani Afrika'ya gidiyor da fil dişi falan filan. Yani ne diyeyim? Efendim, Çin'den biraz ürkütücü bir haberimiz var. Hayvanlar dünyasından bir otomobilin motor kısmına 3 metrelik bir yılan girince ortalık panikledi tabii ki. Otomobilden 3 metrelik yılan çıkarıldı. Görüntülerin adresi Çin'in Pekin kenti. Nasıl olduysa oldu ve 3 metre boyundaki dev yılan aracın motor kısmına girdi. Hadi. Sürücü ise durumu şans eseri fark etti. Hemen görevlilere haber verildi. Yapılan çalışma sonucunda yılan saklandığı yerden çıkarıldı. Bir torbaya konularak götürüldü. Büyük bir tehlike de böylece atlatıldı. Kısa bir aramız var. Saat başında önemli açıklamalar ve yeni gelişmeler. Bekliyorum efendim. 20 Haziran 2017 Salı gününün son saatine girdik. Saatlerimiz tam 23 ve moderatör gece Avrupa'nın başkentinden gelen sıcak bir gelişmeyle devam ediyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de terör alarmı yaşanıyor. Brüksel tren garında Gare Centrale yani arkamda harita da olacak sanıyorum. Bombalı yer, evet, Gare Centrale biliyorsunuz şehrin tam merkezinde ana tren istasyonu. Bombalı yelek taşıyan bir şahsın polis tarafından öldürüldüğü belirtiliyor. Bunlar ilk ham haberler. Hemen Brüksel'e bağlanıyorum. Anadolu Ajansı muhabiri Yusuf Kaya şu anda telefon attığımda. İyi akşamlar Yusuf Kaya. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Bize çok kısa bilgiler geldi. Sanıyorum siz, evet, Orada daha çok bilgiye sahipsiniz. Neler yaşandı bugün Brüksel'de akşam?
Yani çok az bir süre önce merkez tren istasyonundan evet. bir patlama sesi geldiği belirtildi. Hemen merkez tren istasyonu ve onu bağlayan bütün tren hatları kapatıldı. Ben de tam o sırada zaten o istasyona giden hatta trendeydim. Biz de trenden inmek zorunda kaldık. Ama sonra tekrar başladı. Yani tahmin ediyoruz çok çok büyük bir olay değil. Çünkü çok kısa bir süre içerisinde o istasyona yönelik hat tekrar açıldı. Evet. Yani olay kontrol altına alındı zaten. Polis hemen açıklama yaptı. Bir kişi üzerinde bir canlı bomba yeleği olduğu iddia ediliyor. Tabii bunlar hep iddia. Vuruluyor ama yani ölüp ölmediğiyle ilgili de henüz bir elimizde kesin bir bilgi yok. Etkisiz hale getirirdi derken yaralanmış da olabilir. Hani öldürüldüğüne dair kesin bir bilgi ama polis vurdu kendisini. Polisin vurduğu bilgisi var. Küçük bir patlama olmuş yani. Görgü tanıkları da patlama sesinin böyle çok büyük olmadığını ama birkaç herhalde silah sesi duyuldu. Onun dışında da tabii hemen kordon altına aldı. Şu an etrafı çevrilmiş durumda ama yollar falan açıldı. Ortalık sakin şimdi. Sakin görünüyor. Evet. Sadece üstümüzde bir helikopter dolanıyor. Bir polis helikopteri. Evet. Az önce birkaç polis aracı olay yerine doğru gitti ama ambulans yok şu an. En azından olay yerine giden ambulans yok. Tabii büyük bir patlama olsaydı Allah korusun sivil yaralılar olurdu. Evet öyle çok bir kayıp görünmüyor en azından bizim anladığımız kadarıyla. Henüz tabii bilgiler çok ham. Fakat bir kişinin vurulduğunu biliyoruz. Üzerinde bomba yeleği, bombalı yelek olduğu iddia ediliyor sadece. Evet. Onun da vurulduğu bilgisi var ama şu an durum sakin yani tren hatları da. Peki Yusuf Kaya çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Takip edeceğiz. İyi akşamlar diliyorum. Efendim isterseniz bu bölümün diğer maddelerine de bir bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnaf ve sanatkarlarla Külliye'de iftar açtı. Cumhurbaşkanının gündeminde özellikle FETÖ ile mücadele, Kılıçdaroğlu'nun yürütmekte olduğu yürüyüş stratejisi ve Türk ekonomisi vardı. Birazdan detayları aktaracağım. Amerikalı ünlü yatırımcı Jim Rogers çok karamsar bir öngörüde bulundu. Batı çöküyor dedi. Ben varlıklarımı Çin'e taşıdım, çocuğum da Çince öğrenmeye başladı deyince bütün kapitalist mahferler birbirine girmiş durumda. Bu önemli gelişmeyi Kayahan Uygur'la Güneş Gazetesi yazarı değerlendireceğiz. PKK ile ilgili bugüne kadar son 30 yılda duyduğum en ilginç haber Europol yani Avrupa polisinin bu terör örgütüyle ilgili raporundan geldi. İsviçre Alplerinde eğitim kampı açtığı söyleniyor. Sanıyorum o Kandil'deki adamlar oralara tatile giderken eğitim kampına gidiyoruz diyorlardı. Bu da bu örgüte kanıp o dağlara çıkan çocuklara, gençlere bir ders olsun. Efendim tabii uyuşturucuyla mücadeleyi an be an takip ediyoruz. Ankara bu kez çok büyük bir operasyona şahitlik etti. 208 kişi gözaltında detaylarını aktaracağım. Ve Musul operasyonu son evrelerine girmiş vaziyette adım adım DEAŞ'ın yok edildiğini görüyoruz. Ama sivil kayıpları o ayrı bir tartışma konusu. Dilerseniz haberlere geçin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan külliyede iftar açtı. Kimlerle? Esnaf ve sanatkarlarla yaptığı konuşmada FETÖ'nün 15 Temmuz ihanetine katılmış olan unsurların adalet önünde düzenli ve belli bir senaryo içinde yalanlarla kendilerini kurtarmaya çalıştıklarını ama kurtaramayacaklarını bu arada Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün de bu örgütün bir başka unsuruna destek mahiyetinde olduğunu vurguladı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gönderilen Türkmen kardeşlerimize yardımını basanlar kimdi? Yine aynen o FETÖ terör örgütüydü. Ve oradan alınan evraklar kimlere gönderildi? İşte şu anda mahkum edilen şahsa gönderildi. O nereye gönderdi? O da şu anda yurt dışına kaçmış olan bir başka gönüldaşına gönderdi. O kaçtı gitti. Bak şimdi farklı şeyler de dolaşıyor. Bugün grup toplantısını açık alanda yapmışlar.
kapalı alan herhalde sıcak geliyor. Ve oradan da bir ifade kullanıyor. Cumhurbaşkanının yargıya talimat verdiği ile alakalı. Ve istifaya çağırıyor. Eğer olmazsa ben istifa ederim diyor. Ya senin bu ilk defa değil ki. Sen bugüne kadar kaç kere bu şeyleri söyledin? Onun için de senin bu yalan makinesi olduğunu bu ülkede bilmeyen kalmadı. Böyle bir şeyi ispatta davet ediyor. Ya sen bir defa kendini bu ülkede ne olduğunu millete kabul ettirmişsin. Millet seni çok iyi biliyor. Dürüst değiller dürüst. Ya bunlar şu anda bu ülkede terör örgütüyle el ele kol kola dolaşmıyor. Bunlar PKK'yla da HDP'yle de el ele kol kola, FETÖ'yle de el ele kol kola. Dolayısıyla eğer kendini kurtaracaksan bunlardan kurtar. Bizim Allah'tan başka Allah'ın izniyle hesap veremeyeceğimiz hiç kimse bu dünyada yok. Şimdi yeni bir iftira daha atmışlar. Tayyip Erdoğan'ın 3 milyar dolarlık hazinesi var. Allah Allah. Şimdi tabii onunla ilgili davayı da Allah'ın izniyle kazanacağız da. Çünkü olmayan bir şeyle suçlandığınız zaman rahat olursunuz. Değil mi? Aksi takdirde tutuşursunuz. Şimdi işin kötüsü, yargı bu işlerde büyük cezalar kesmiyor. Tazminat davalarında cezalar ufak. Yani büyük olsa da, yani o zaman şöyle hakikaten fakir fukara, garip kurabaya o gelenden dağıtma imkanı bulsak. Şimdi İstanbul'a yürüyorlar. Yollar açık olsun. Tabii kamunun hukukunu bozmadan, böyle bir aslında hakları da yok. Fakat arkadaşlarımız, hükümetimiz burada onlara anlayış göstermek suretiyle onlar bu yürüyüşlerini devam ettiriyorlar. Ekonomi haberlerinin birinci sırasında dikkat çekici bir haber var. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti. Sıkı durun. 2017 için %2.3 öngörmüştü, 4.7'ye çıkardı. Ekonomik büyüme ilk çeyrekte %5 ile beklentileri aştı. Yabancı kuruluşlar da beklentilerini yükseltti. İşte onlardan biri Fitch hazırladığı Haziran ayı küresel ekonomik görünüm raporunda Türkiye'ye dair ekonomik büyüme oranlarının yukarı yönlü revize edildiğini duyurdu. Buna göre geçen yıl %2,9 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin bu sene %4,7, gelecek yılsa %4,1 büyümesinin tahmin edildiği belirtildi. Oysa kısa bir süre önce Fitch, Türkiye'nin bu yıl ve gelecek seneye dair büyüme oranı beklentilerinin sırasıyla %2,3 ve %1,3 olduğunu bildirmişti. Peki büyüme rakamlarının yükselmesinde ne etkili oldu? Revizyonla ilgili açıklamada Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre %5 büyüme yakalayarak beklentileri aştığına dikkat çekildi. 15 Temmuz darbe girişimi de unutulmadı. Darbe girişiminin ardından hükümetin ekonomik aktiviteleri destekleyici teşvikler sunduğunun altı çizildi ve Kasım 2019'a kadar yeni bir seçim yapılmayacağı için yatırımı ve tüketimi desteklemesinin beklendiği vurgulandı. Şimdi görüntülerde de gördünüz, bilgisayarlarla çalışan bütün uzmanlar falan bu Fitch denilen yerde. %100 yanılma öngörüde hayret bir şey. Yani hayret bir şey değil esasında. Onların içinden öyle geçiyordu da Türkiye onları şaşırttı. Neyse geçelim.
Akkuyu'nun nükleer enerji santralinin %49'u Türk şirketlerin oldu. Rusya Federasyonu devlet şirketi Rosatom, Akkuyu nükleer santralı projesine Türk şirketlerinden oluşan bir konsorsiyumu dahil etme kararı aldı. Akkuyu nükleer anonim şirketinin %49'una sahip olacak konsorsiyumda Cengiz Holding, Karyon İnşaat ve Kolin İnşaat şirketleri yer alıyor. Moskova'da gerçekleşen 9. Uluslararası Nükleer Enerji Forumu kapsamında Türk şirketlerin Türkiye'nin ilk nükleer santralini inşa edecek ve işletecek olan Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi proje şirketinin hissedarları arasına katılma koşullarını belirleyen sözleşmede imzalandı. Ortaklık sözleşmesinin 2017 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Bu arada Türk Hava Yolları arkamda da arkadaşlar güzel bir uçağını veriyorlar. Bir kez daha gururumuz oldu. Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri arasındaki anket ve incelemelerde Türk Hava Yolları 4 dalda lider oldu. Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları kalitesiyle 4 ayrı ödüle birden layık görüldü. Gelecek için söylemek istediklerim şunlar. Özellikle kaliteden taviz vermeden sürekli kalitede yeni arayışlar içerisinde olup onlara koşulsuz yolcu mutluluğunu sağlayarak uçuşlarında onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Ticari hava yolları için araştırmalar yapan Birleşik Krallık'taki Skytrax tarafından yapılan inceleme ve anketlerde üst üste 9. kez Güney Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi seçilen Türk Hava Yolları, ayrıca en iyi business class servisi, salonu ve ikram gibi başlıklarda da ödül aldı. Yeniliklerin peşinde koşuyoruz. Teknolojiden yararlanıyoruz. Türk mutfağının, Türk misafirperverliğinin en güzel örneklerini 30 bin fitte yolcularımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Yahut da launchlarımızda yansıtmaya çalışıyoruz. Yine en iyi launch ödülünü almak bizim için ayrıca bir keyif oldu. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, zor dönemlerin geride kaldığını ve bu süreci kaliteden ödün vermeden atlattıklarını söyledi. Jim Rogers, Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü yatırımcılarından biri. Küresel anlamda yatırımları olan bir insan. Ağzından çıkanı kulağının duyduğunu da hepimiz biliyoruz. Öngörüleriyle kapitalizmin sonunu işaret etti ve mal varlıklarını, hatta ailesini Çin'e taşıdığını duyurdu. Early in my investing careers. Jim Rogers, dünyanın en ünlü ve medyatik yatırımcılarından biri. Küresel piyasanın büyük oyuncuları arasında gösteriliyor. Amerikalı yatırımcı Çin'e taşındı. Çocuklarına da Çince öğretiyor. Çünkü Batı'nın ekonomik geleceğine dair çok ciddi ve önemli öngörüleri var. Hem de bu öngörüler öyle onlarca yıl sonrasına ait değil. Jim Rogers, Business Insider dergisine konuştu. Yıl sonunda veya önümüzdeki yıl tüm zamanların en büyük krizini öngörüyor. Balonlar oluşuyor ve sistem çökecek. Ben de bu yüzden Çin'e taşındım ve çocuklarım Çince öğreniyor. Devletlerin iflas ettiğini göreceksiniz. İzlanda gibi başka ülkeler de bu kez batacak. Batı medeniyeti çökecek. Hayatınız boyunca yaşayacağınız en büyük çöküş olacak. 2007'de İzlanda iflas etmişti. Herkes şaşırmıştı. Kriz İrlanda'ya, oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne uzandı. Jim Rogers yine benzer bir tablonun oluşacağı düşüncesinde. Amerika'yı ve tüm dünyayı kasıp kavuracak bir krizin patlama noktasının hiç beklenmeyen bir ülke olacağı görüşünde. Rogers bir noktaya özellikle dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünyadaki borç miktarının hiç olmadığı kadar fazla olduğunu vurguluyor. 2008 krizinde Çin'in elinde kötü günler için büyük bir rezerv vardı. Zor günler geldi ve onlar da paralarını harcamaya başladı. Şu anda Çin'in bile borcu var. ABD Merkez Bankası'nın bilançosu 2008'e göre 5 kat daha büyük. Evet efendim, şu anda stüdyomda Kayahan Uygur, Güneş Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Ben sizin yazılarınızı yaklaşık 2 yıldır bu konudaki yazılarınızı dikkatle takip ediyorum. Daha öncesi de var ama zaten Jim Rogers'ın bu söylediği bazı arkadaşlara göre de karamsar diye adlandırılan öngörüleri siz hayli zamandır yazıyorsunuz. Sizce çöküş başlangıcı kapitalizm açısından 2008 mi oldu? Evet, yani en son başlangıç diyelim. Evet. Aslında daha önceden başladı da uzatmaları oynadılar. Evet. Bir takım önlemler de sonuç olarak 2008'e kadar geldi ve orada artık çıkış olmayan bir yola girilmiş oldu. Küreselleşme adı altında çok mutlu günler yaşadı liberalizm ama anladığım kadarıyla 2008'den önce de bu krizlerin ilk ipuçları vardı biraz önce ifade evet, ettiğiniz kesinlikle. Gibi. Şöyle ipuçları var. Yani aslında büyüme sahte olarak oluyor. Baktığımız zaman ülkelerin milli geliri içindeki sanayinin payı, imalat sanayinin payı da giderek düşüyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde %20'nin altında. İngiltere, Fransa gibi ülkelerde de öyle. Bir tek Almanya'da %25'e yakın. Almanların sanayi iyi olduğu yüksek, için evet. O bile yani yeterince yüksek değil ama sonuç olarak bu reel ekonomiden bir kopuşu ifade ediyor. Dolayısıyla büyüme olmuyor aslında. Bir takım geleceğe matuf, yani gelecekten çalmış olunuyor. Çünkü bildiğimiz gibi aslında bütün finans sistemi geleceğe yönelik bazı kağıtların üzerinde yapılan spekülasyonlara dayanıyor. Evet. Yani gelecekten çalınmış oluyor. Sonuç olarak asıl olan gerçek büyümeyi sağlayacak olan, yani sermayeyi asıl olarak büyütecek olan reel ekonomiyi yerinde sayıyor. Bunu uzun bir zamandan beri saptamış. Yani esasında belirli bir elit grup elinde topladığı paraları ekran üzerinden fonlara aktararak, evet, o fonları da orada burada dolaştırarak hiç hak etmedikleri bir para kazandılar. Bir hayali sermaye yaratmış oluyor. Aslında o sermayenin arkası yok. Yok öyle bir para. Tamamen hayali sermaye. Hayali bir sermaye. Ayrıca başka bir şey daha var. Aslında kapitalizm, yani dar anlamıyla, yani serbest piyasa ekonomisi olarak çoktan çökmüştür. Yani şu anlamda çökmüştür. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin milli geliri aşağı yukarı 20 trilyon dolar civarında. Evet. Şimdi Federal Rezerv'in elinde bulunan, yani Amerikan Merkez Bankası'nın elinde bulunan kağıtların toplamı ne kadar? 5 trilyon dolar. Yani ekonominin %20'si Amerikan Merkez Bankası'nın elinde. Bütün milli gelirin %20'si. Evet. Bu yani eskiden Sovyetler Birliği gibi veya Çin Komünist Çin'de olan duruma benzeyen bir durum. Evet. Öyle bir sisteme zaten kapitalizm demek. Burada bir devlet finans sistemi var. Kapitalizm aslında o noktada mı tıkandı sizce? Ya, o noktada tıkandı. Zaten şu anda Jim Rogers'ın vurguladığı noktada o, endişesi de orada. Evet. Çünkü oradaki o 5 trilyon dolarlık miktar çok yüksek bir bilanço ve bu ekonominin... Bu 5 trilyon dolar şimdi bizim Merkez Bankası gibi değil. Onu da söylemek lazım seyirci. Özel bir bankadır esasında FED. Öyle ama yani sonuç olarak bir... Ama oradaki tabii unsurlar, Rothschild'ler, şunlar bunlar maşallah tabii bütün o paralara el koymuş durumdalar. El koymuş durumdalar. Yani şimdi bunu yavaş yavaş oradaki bilançoyu azaltmaya çalışıyor FED. Yani Amerikan Merkez Bankası. O bilançoyu azaltmak için bu kağıtları almamaya başlasa, o kağıtları elinde bulunduranlar, o kağıtların değerleri düşecek. Onu elinde bulunduranlar iflas Çin edecek veya başka bütün kimse, evet, bütün yani yatırımcılar, evet, çok kötü durumlara düşecekler. Şimdi onlar kötü durumlara düşünce bu sefer bir yandan da faizler yükseliyor az da olsa. Evet. Paralar, dünyadaki para krizden ürküp tekrar Amerika'ya akacak. O zaman Amerikan dolarının değeri yükselecek. Bu sefer Amerikan ihracatı büyük zarar görecek. Yani nereden baksanız bu krizden bir çıkış yolu yok. Bir ümit göremiyor Jim Rogers, onun için kaçıyor. Çünkü eninde sonunda bu borçları isteyecekler ve ödenemeyecek. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra yaşanan o hayal döneminde liberalizmin küresel bir servet yaratacağı ifade ediliyordu ama anladığım kadarıyla %1'lik bir elitin dışında başka hiçbir şey yaratamadı. Doğru mudur? Kesinlikle öyle. Aslında şu var. Dünyanın bugün ulaşmış olduğu teknolojik
aşamada. Herkesi yetecek kadar dünyada, herkesin yaşayabileceği, hatta rahat yaşayabileceği kadar bir zenginlik var. Var. Fakat sistem dolayısıyla bu tıkanmış durumda. %1, %52'ye sahip. Evet, %1, %52'ye sahip. Ve %99'da %48'i bölüşmeye çalışıyor. Aynen öyle. Yani durum böyle olduğu için zaten yani bu ekonomik sistem dolayısıyla dünyada zenginliklerin de artık büyümesi sağlanamıyor. Bir de sistem şöyledir yani. Şu anda içinde bulunduğumuz sistemde sermayenin her zaman büyümesi lazım. Yani ülkelerde real sürekli büyüme olması lazım. Çünkü büyüme olmazsa sermayeler yatırım yapmıyor. Çünkü sermayeler bir büyüme ve bir kar bekliyor ki, yani sonuç olarak bir ülkenin büyümesi son analizde birilerinin yatırımının kar getirmesidir. Yani devlet olsun, özel şahıslar olsun, kim olursa olsun. Şimdi yatırımlar kar getirmiyorsa, yani üretkenlik yoksa, verimlilik yoksa hiç kimse yatırım yapmaz. Hiç kimse yatırım yapmayınca ekonomi durur. Durunca da duramayacağı için çöker. Çöker. İşte Zibracısı, bu pedal, pedalı çevirmemek gibi bir şey. Aynen o şekilde. Yani sistemi buna benzetebiliriz. Nasıl bisiklet pedalı çevirmediğiniz zaman ayakta duramazsa, verilirse bisikletçi, sistemde böyle bir tehlikeyle karşı karşıya, daha doğrusu karşı karşıya değil, buna mahkum. Bu eninde sonunda varacak. 6 ay olur, 1 yıl olur, 3 yıl olur. Jim Rogers şey diyor, yani bir yıla kadar olacak bu diyor. Bence haklı, bir yıla kadar olacak ve Federal Rezerv bundan çıkamaz. Buna bir çözüm bulamaz. Zaten şu anda da bulamıyor. Şu anda mevcut durumu izleyen iyi ekonomistler fırtınadan önceki sessizlik diyorlar. Bayağı endişeliler. Sadece Jim Rogers değil. Evet. Bayağı bir endişe var. Sosyal devletin, daha eşitlikçi reformların güçleneceği bir dünyaya doğru mu gidiyoruz? Şimdi bir kere şöyle bakmak lazım. Benim de kişisel olarak görüşüm o. Dünyada tek bir sistem olmayabilir. Çok doğal. Değişik ülkelerde değişik sistemler olur. İsteyenler kapitalizmle devam eder. İsteyenler başka sistemler bulabilirler. Yeni bir sistemin doğması için bunu birdenbire, yani bir hazır reçete, bir projeyle değişmesi şeklindeki görüş zaten kapitalizme ve kapitalist bakış açısının görüşü. Evet. Öyle olmayacak. Benim görüşüme göre bazı sektörler kapitalizmin dışına çıkacak. Mesela izah edeyim. Nasıl? Mesela eskiden bazı şeyler kapitalizmin dışındaydı. Hı. Mesela eğitim ve sağlık gibi. Evet. Sonradan bunlar kapitalizmin içine girdi. İçine girdi. Veyahut diyelim, çok paralar dönüyor. Evet. Veya mesela eskiden insanların bir problemi olduğu zaman, evet, bir küçük bir örnek vermek için söylüyorum. Evet. Arkadaşlarıyla dertleşirlerdi. Konu komşu arkadaşlar onu teselli eder ve bu şekilde diyelim psikolojik sorunlarına çözüm ararlardı. Ondan sonra bu bile mesela kapitalizme girdi. İşte yaşam koçu çıktı, psikologlar çıktı vesaire. Evet, evet, bunun gibi. İnanılmaz. Yani mesela bir adama örnek. Öğlenleri yemek getiren insanlar çıktı. Ya evet, kendi yani yemeğini çok yapamıyor musun? Neyse, evet. Yani aklını alamayacağı her şey, denizdeki balık, gökteki hava, evet, işte akan su. Su mesela. Evet. Her şey kapitalizm. Bence sudan para niye alınıyor, ben hala anlayabilmiş mesela değilim. Mesela veya yani toprak mülkiyeti de öyle. Niye su faturamız var? Yani bu Allah bize bu gezegeni suyuyla beraber bahşetmiş. Ben niye su faturası ödüyorum anlayabilmiş değilim, açık konuşayım. Ve de tabii bunu doğanın bir kanunu, yani ekonominin kuralı gibi söylüyorlar. Bir de öyle ama söylüyorlar. Ekonominin böyle bir kuralı yoktur. Bu kapitalizm kuralıdır. Evet. Ekonomide de bağımsız, böyle insan iradesi dışında, hı hı, kurallar vardır demek yanlıştır. Yani ekonomide de iyi ve kötü gibi, evet, iyi ekonomi vardır, kötü ekonomi vardır. Ekonominin iyi kuralları olabilir, kötü kuralları ve o insanın alacağı karara bağlıdır. Nasıl aile içinde, doğru, bazı konular ekonomi dışındaysa, değil mi? Mesela oraya da geliyor bazı kapitalist ülkelerde sistem, ama normal olarak insan yakınlarını mesela parayla çalıştırmaz. Yani, doğru, bir anne çocuğuna bakmak için ücret almıyor. Evet. Veya diyelim karı koca arasında bu şekilde günlük alışveriş yoktur. Için, doğru. Yani eşini, doğru, size bir bardak çay en azından bizim zaman memlekette yoktur. Yani. Başka ülkelerde neler dönüyor bilmiyoruz. Yani Japonya'da falan. Dünyadaki bütün insanlar arasındaki ilişkiler de sektör bazında, yani en azından bazı sektörlerde kapitalizmin dışına çıkmakta yarar var veya öyle olacak diyorsunuz. Peki kısa kısa gideceğim. Avrupa'daki seçimler dikkatimi çekti. Siz bir Avrupa uzmanısınız.
Küreselcileri seçti Fransızlar. Evet. İngiltere'de ise Jeremy Corbyn güçlendi. Yükseltti. Çok ilginç bir nokta. Yani liberal ekonominin, küreselleşmenin başkenti Londra esasında. Bugün seçim olsa Marksist Jeremy başbakan olacak. Öbür yanda Fransa ise cumhuriyetçi bir gelenekten gelirken bambaşka bir yöne savruldu. Ne oluyor? Kafalar mı karıştı? Şimdi Fransa'da sistem partileri vardı. Evet. Yani sosyalist partiler. Onlar çöktü. Onlar çöktü. Bunun bir neticesi. Yani o partilerin programları ya kadrolarıyla. Bizim 2002 seçimi gibi yani. Bir açıdan öyle oldu. Ama AK Parti kazanmadı da diyelim Cem Uzan kazandı. Evet. Yani böyle bir. Evet, bravo. Böyle bir değişiklik oldu. Evet. Gerçi katılım da çok düşük yani. Evet. Şimdi Macron %42 ile milletvekillerini kazanmış oldu. Evet. %42 katılım. Yani katılmayanlar değil, katılanlar %42. %58'i katılmadı halkın. Dolayısıyla soğumuşlar galiba. Yani gidip oy vermek istemiyorlar. Onların problemi. Yani orada şunu şey yapmak istiyor. Şimdi Fransızlar şöyle düşünüyorlar. Ülkelerini kendilerinin kurtaracağına olan inançları kalmamış. Kendi ülkelerini Almanya'nın, Merkel'in kurtaracağını düşünüyorlar. Yani Almanlar gelse de bizi kurtarsa. Gerçekten böyle düşündükleri için Almanya'nın ve Avrupa Birliği'nin en çok kendilerine yararlı... Onun için sandık başına gitmediler. Gitmediler ve işte Avrupa Birliği'nin en çok seveceği, en çok sevdiği aday kimdir? Macron'dur. Zaten şimdi muhalefet diyor ki şu andaki Fransa'daki muhalefet, Avrupa Birliği Macron'la beraber Fransa'yı ele geçirdi ve bürokratik diktatörlüğünü kurdu diyorlar. Amerikan silah sanayine esir mi oluyoruz? Vallahi kısmen Amerikan silah sanayine çok daha derin bir şekilde esir oluyoruz. Çünkü Amerikan silah sanayi, o silah sanayini sadece bize silah satmak için kullanmıyor. İşte onu soruyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde kriz çıkartıp Amerikan doları... Onunla mı ayakta durmaya çalışıyor? Onunla ayakta durmaya çalışıyor. Çünkü aslında Amerikan ekonomisinin güvenilecek hiçbir tarafı yok. Her yeri dökülüyor. Son derece riskli ve son derece ekonomik bakımdan çökmüş, yarı çökmüş durumda bir ekonomi. Düşünün ki Amerika'nın milli geliri kadar, hatta ondan çok daha fazla borcu var. Evet. Hal böyleyken Amerika neyle ayakta duruyor? Yani dolar altına da bağlı değil 1971 yılından beri. Evet. Neye bağlı? Sadece Amerika'nın askeri gücü, yani kabadayılığı ve zorbalığıyla ayakta duruyor. Yani Amerika'nın zaten politikası kovboy filmlerinde gördüğümüz kötü kovboyun. Canım politika. İşte Suudi Arabistan'a gitti, 300 milyar aldı. Katar vermedi, ona bir tokat attı. Evet, tuhaf böyle. Para çalıyor. Yani bıraksanız kasabayı, bütün dünya kovboy barına dönecek. Şişeler havada uçuşup birbirimizi yumruklayacak. Kasabayı haraca bağlamış. Herkesi haraca bağlamış, bir bizi bağlayamıyor başkalarının galiba. Başkalarının sürülerinden inek falan çalıyor. Yani bu şekilde bir kovboy inek hırsızı. Sonuçta Katra Betü. Evet, hani onlar da vardır ya. Evet. Peki Türkiye. Türkiye tavrını esasında Antalya'daki G20'de koymuştu. Sürdürülebilir bulmadığını bu sistemi. Eşitliksiz ve reel ekonomiye yatırım yapmayan bir dünya ekonomisinin ayakta duramayacağını Türkiye Antalya'daki G20 zirvesinde açıkça ifade etti. Evet. Sürdürülebilir kalkınma modelleri üzerine çalıştı Türkiye. Son olayda da Mart-Şubat ayından itibaren sürekli reel sektörü, KOBİ'leri ve sanayiyi, organize sanayi bölgelerini destekleyen mahiyette bir program uyguluyor. %5 yakaladı. Sizce bu bir yapısal değişime doğru gider mi Türkiye'de? Onun gitmesi için çok daha değişik önlemler almak lazım. Evet. Yani oraya doğru bir yönelim var ama tam böyle bir kalkış, tam bir... reform oraya doğru yok yani. Evet. Burada özel sektörün de tabii büyük katkıda bulunması lazım. Özellikle araştırma geliştirme sektörüne çok büyük katkı yapması lazım. Ama Türkiye'de bir de eğitim sorunu var. Evet. Türkiye'de eğitim çok çok geri. Yani çok çok geri derken burada yeni bir şey yapmaya gerek yok. Şimdi geçenlerde işte bugünlerde hala da devam ediyor. Fransa'da bakalorya sınavları var. Bakalorya demek yani üniversiteye girebilmek için o sınavı vereceksin. O sınavı vereceksin. Biz verirdik lise bitirmenin ya olgunlaşma sınavı derlerdi. Bizde vardı. Ben liseden mezun olurken vardı.
Şimdi oradaki soruları bir isteyenler bir açıp baksın. Aman öyle abi. Sorular var ki Türkiye'de bunu üniversitede akademisyen olanlar bu sorulara cevap veremez. Son derece zor sorular ve demek ki öğretiyorlar. Yani burada şu var. Eğitimde bir şey öğretilmiyor, yeterince öğretilmiyor. Evet. Çocuklardan güç sarf etmeleri, çaba sarf etmeleri istenmiyor. Çocuklar çalıştırılmıyor. Çocuklar bir şey öğrenmiyor. Ev ödevini kaldırdılar ya. Ev ödevi diye bir şey yok. Ev ödevi diye bir şey yok ve şöyle bir zihniyet giderek son yıllarda hakim oldu. Okul çocukların mutlu olacağı yerdir. Hayır efendim. Okul çocukların çalışacağı, öğreneceği yerdir. Çalışacak, öğrenecek. Bakın eski kuşak olarak biz sarf edecekler. Burada tam anlaştık yani. Ben de çok yumuşak buluyorum. Çok daha disiplinli, çok daha öğretmeye yönelik bir eğitim sisteminin müfredatını. Çünkü çocuklar öğrenmeli, çalışmalı, efor evet. sarf etmeli ki aralarındaki hiyerarşi liyakat üzerine olsun. Bravo. Şimdi çok kolay olunca zeki ve çalışkan çocukları ön plana çıkartamıyoruz. Onlar zeki ve çalışkan insanlar ön plana çıkamayınca uyanıklar hep ön plana çıkmak isteyenler ön plana çıkıyor. Onun için toplum baştan aşağı zehirleniyor. Evet, esasında ekonomik reform paketlerini de yakından izliyoruz. Umarım bir takım kapitalizmin yüklediği o ağır yüklerden kurtulmuş yeni bir reform süreci bizi sulhu salaha çıkarır gibi gözüküyor. Ayakta kalmamız için başka bir çare yok. Çaremiz oradan, yok. Oradan kaçmamız lazım. Peki. Sayın Uygur çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok güzel bir yolculuktu ve gerçekten 21. yüzyılın sorunlarını moderatör gecede ele almamız gerekiyor. Hep günlük tartışmalarla bu toplumu bir yöne doğru rotalayamayacağımızı tabii açıkça ki. Görüyoruz. Size bu katkınızdan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Efendim terörle mücadelede Siirt'e gidiyoruz. Siirt'te teslim alınan teröristler kaldıkları mağarayı gösterdi. O mağara içindeki silah ve patlayıcılar imha edildi. Diyarbakır kırsalında ise PKK'lı teröristlerin yani söylerken bile sinirim bozuluyor. 3 katlı mağarasıyla karşılaştık. Teslim olan teröristler gösterdiği bulunan mağara işte böyle imha edildi. Siirt'teki Terekol Dağları'nda Mehmetçik PKK'lı teröristlerin kış üstlenmesi için kullandıkları mağaralara girdi. Burada yaklaşık 100 kişilik bir grubun barınabileceğini değerlendiriyoruz. Diyarbakır'da da terör örgütünün 3 katlı tam teşekküllü sığınağı bulundu. 3 kattan oluşan, 1. katın 100, 2. katın 60, 3. katın 30 metre uzunluğunda olduğu, yaşam alanına kullandığı ve kış üstlenmesini geçirdiği bir sığınaktır bu sığınak. 6 ilçedeki Bayrak 54 operasyonuyla hainlerin inleri darmadağın edildi. Sığınaklardan uzun namlulu silahlar, el bombaları bomba yapımında kullanılmak üzere depolanan mutfak tüpleri ve amonyum nitrat çıktı. Terörün para kaynağı uyuşturucuya da darbe vuruldu. Sığınak ve mağaralarda 1 ton 255 kilo esrar, 963 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Hakkari Çukurca'da şehit olan Yüzbaşı Murat Üçöz toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya uğurlandı. Diyarbakır Lice'de şehit olan uzman çavuş Ramazan Bahşiş ise memleketi Mersin'de toprağa verildi. Askeri personelin Çukurca'dan Van'a intikali sırasında konvoya PKK'lı teröristler tarafından roket atar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş. Yüzbaşı Murat Üçöz şehit düşmüştü. Van'da düzenlenen resmi törenin ardından şehit yüzbaşının cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya uğurlandı. Diyarbakır'daki Bayrak 54 operasyonunda PKK'lı teröristlerin saldırısıyla şehit düşen uzman çavuş Ramazan Bahşiş memleketi Mersin'de binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.
Evet, yaklaşık 30 yıldır bu PKK haberi, 30 yılı aşan bir zamandır PKK haberleriyle iç içeyiz. Bugüne kadar bu örgütle ilgili karşılaştığım en ilginç haberlerden biri Avrupa Polis Teşkilatı Europol'ün raporuyla geldi. Terör örgütü PKK İsviçre Alplerinde kamp kurmuş. İsviçre Alpleri dünyanın en turistik yerlerinden biri. Temiz ve yeşil doğasıyla hem kışları hem de yazları cazibe merkezi, ama Alplerin bilmediğimiz bir yönü daha var. Terör örgütü PKK'nın burada bir kamp kurduğu ortaya çıktı. Çarpıcı bilgiler Avrupa Polis Teşkilatı Europol'ün 2017 raporundan. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Saadet Oruç, Star gazetesindeki köşesine taşıdı. Rapor, Europol'ün mercek altına aldığı 2016'daki terör faaliyetlerini kapsıyor. Haliyle terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki faaliyetleri de var. Europol, PKK'nın İsviçre Alplerinin eteklerinde gençlere yönelik ideolojik eğitim kampı kurmuş olabileceğini belirtiyor. Tarih olarak da 2016'nın ikinci yarısını veriyor. Faaliyetin İsviçre yönetiminin bilgisi dahilinde yapılıp yapılmadığı belli değil, ancak aynı İsviçre 16 Nisan referandumundan önce bu skandal görüntülere ev sahipliği yapmıştı. Bir PKK gösterisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına silah dayanan bir poster açılmıştı. Skandal poster Türkiye'den çok sert tepki görmüştü. Evet, terörle mücadeleden her zaman olduğu gibi narkotik mücadelesi, uyuşturucuyla mücadeleye geçeceğim. Başkent Ankara bu konuda Türk tarihinin en büyük ve en kapsamlı operasyonlarından birine tanıklık etti. Tam 257 adres basıldı ve tam 208 kişi gözaltına alındı. 3000 personel, 650 ekip, narkotik köpekleri, havadan helikopterler. Başkent Ankara Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonuna tanıklık etti. 208 zehir taciri şüphelisi gözaltına alındı. Uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6 aylık çalışma yaptı. Zehir tacirleri adım adım takip edildi. Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonuna anlamlı bir isim verildi. 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit düşen Emniyet Amiri Cüneyt Bursalı ismiyle dev operasyonun düğmesine basıldı. Şafak operasyonda Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon emrinin verilmesiyle birlikte Ankara'nın dört bir yanına dağıldı. Özellikle Altındağ ilçesinde yoğunlaşan polis ekipleri zırhlı araçlarla girdikleri mahalleleri didik didik aradı. Önceden tespit edilen 257 adrese nokta atışı operasyon gerçekleştirildi. Türkiye tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 208 zehir taciri şüphelisi gözaltına alındı. Tek seferde bir uyuşturucu operasyonda yapılan en büyük gözaltı işlemiyle de tarihe geçti. Ve dev operasyonun bilançosu. Operasyon sonucunda 2169 gram esrar, 417 adet uyuşturucu hap, 90 paket satışa hazır eroin maddesi, 46 paket satışa hazır taş kokain, 12 paket satışa hazır sentetik maddesi ile 13 adet tabanca, 10 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Bu uyuşturucu kaçakçısı hain ve alçakların yaptıkları ticaretin sokağa yansımasına bakalım. Bursa'da baygın vaziyetteydi o gencimiz. Hareketsiz yatıyordu. Herkes seferber oldu. Ambulanslar geldi. Ve son anda kendine geldi, tedaviyi kabul etmeyip koşarak metroya kaçtı. Madde bağımlısı genç yere yığıldı, ambulansa alınırken kendine geldi, koşarak kaçtı. Bursa Osman Gazi'de vatandaşlar bir genci yerde yatarken gördü, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. O genç madde bağımlısıydı.
Çevredekilerin yardımını kabul etmedi, metro girişine kadar yürüdü, daha fazla gidemedi, olduğu yere yığıldı. Gelen bir sağlık ekibi ve polisin sorularına cevap vermedi. Hastaneye kaldırılacaktı ama o genç bir anda ayıldı, ambulansa binmek istemedi. Sağlık ekibi ve polisin elinden kurtulup kaçmaya başladı. Peşindeki polise bir şeyim yok dedi. O genç önde, polis ve sağlıkçılar arkada, metro istasyonuna kadar süren takip sonuç vermedi. Madde bağımlısı ikna edilemedi, tedaviyi kabul etmedi. Biraz da yurt dışından sıcak gelişmelere bakalım. Önce Katar'a gidiyoruz. Katar, ablukanın kalkması için bir kez daha çağrıda bulundu ve Körfez ülkelerini uyardı. Eğer bu abluka en kısa zamanda kalkmazsa, bundan böyle sadece sırtımı Türkiye'ye dayayacağım. Katar açıkça suçlamalarınız asılsız diyor. Arabulucu ülkeler sorunu çözmek için çalışıyor. Ancak Kuveyt dışındaki Körfez ülkeleri Katar'ı tecrit girişimlerinden vazgeçmiyor. Katar dış politikasındaki bağımsız duruşu nedeniyle tepkilerin odağında. Ülkenin Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed dış politikayı diğer ülkelerle müzakere etmeyeceklerini söyledi. Sorunları konuşarak aşabileceklerini ancak önce ambargoların kalkması gerektiğini dile getirdi. Aksi halde Türkiye, Kuveyt ve Umman'a dayanan B planını kalıcı hale getireceklerini ifade etti. Katar ayrıca İngiltere'de Sky News Arapça ve El Arabiya televizyonlarını şikayet etti. Gerekçe Katar emiri hakkında asılsız haberler yapmaları. Türkiye sorunu çözmeye çalışan ülkelerden biri. Ayrıca yapılan haksızlığa karşı Katar'ın yanında duruyor. 5 Haziran'dan bu yana ülkeye 90 uçak gıda gitti. Ayrıca bir de gemi gönderiliyor. Ülkedeki Türk Birliği de Katar ordusuyla ortak tatbikatlar yapıyor. Musul'a da bakalım. DAEŞ'li teröristlerden artık tamamen temizlenmek üzere ordu birlikleri Eskişehir'deki son savunma hatlarını da yarmış durumda. Musul'da terör örgütü DAEŞ'in sonu iyice yaklaştı. Her geçen gün biraz daha yok oluyorlar. Musul, Irak'ta DAEŞ'li teröristlerin elindeki en büyük kentti. Şu anda sadece Eskişehir bölgesinde iki mahallede sıkışıp kaldılar. 100 bin kadar sivili canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Iraklı güvenlik güçleri Eskişehir'de bir hattı yardı. Faruk mahallesinde yarım kilometre kadar ilerlediler. Tarihi semtin dar sokaklarında artık yüz yüze çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalar sırasında bir Fransız gazeteciyle yerli rehberi öldü. Teröristlerin kaçacak yeri yok. Keskin nişancılarla mevzilerini korumaya çalışıyorlar. Sokaklar bombalı tuzaklarla dolu. Bu yüzden ordu çok yavaş ve dikkatli ilerliyor. Evlerin altında tüneller kazan teröristler sık sık yer değiştiriyor. Ordu havadan bildiriler dağıtıyor. Sivillerden kaçmaları, teröristlerden teslim olmaları isteniyor. Teslim olmayanların sonunun ölüm olacağı belirtiliyor. Büyük Musul operasyonu 17 Ekim'de başladı. Bugüne kadar 850 binden fazla sivil evlerini terk etti. 200 bin kadarı kurtarılan bölgelere geri döndü. Suriye'den de kısacık bir bilgi vereyim. Bütün cephelerde çatışmalar tırmanıyor, özellikle Şam kırsalında. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'da hava sahasında büyük bir kapışmanın öncesinde sert açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Suriye hava sahasındaki bu ciddi gelişmeler yaşanırken NATO'da, Doğu Avrupa'da Rusya'nın çok kızdığı bir tatbikata başladı. Tanklar, askerler, helikopterler, NATO, Doğu Avrupa'da Rusya sınırına çok yakın bir noktada tatbikat yapıyor. Moskova gelişmeleri yakından tepkiyle izliyor.
Tatbikat Polonya-Litvanya sınırında yapılıyor. Olası bir Rus saldırısına karşı senaryolar uygulanıyor. NATO birlikleri ve yerel güçlerin harbe hazırlık kapasitesi test ediliyor. Rusya'nın Batı ile ilişkileri Kırım krizinden bu yana çok gergin. Rusya 2014'te Kırım'ı ilhak etmişti. Ukrayna ve Batı dünyası Rusya'ya sert tepki göstermişti. Moskova'ya birçok ekonomik ve siyasi yaptırım uygulandı. Hala da uygulanıyor. Ayrıca NATO Doğu Avrupa'da Rusya sınırı yakınlarında askeri varlığını güçlendirmişti. Bölgeye binlerce ek asker gönderilmişti. Dünya Mülteciler Günü'nü idrak ediyoruz ve tabii Irak, Suriye, Afganistan, Yemen her yerden mülteci kaynıyor. Ve bu etkinlikler çerçevesinde dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo böyle bir mülteci çocuğun hikayesini getiriyor ekrana. Dünyanın en iyi futbolcularından Ronaldo kamera karşısına geçti çünkü size söyleyecekleri var. I would love to sharing this story with you. A story which is happening of millions of children around the world. Please help us by viewing and sharing it. Bahsettiği hikaye aslında Suriyeli Zeynep'in hikayesi. Aynı durumda yüz binlerce çocuktan sadece biri ama o anlatamadı. Onun yerine o acıyı yaşamayan başka çocuklar gönüllü oldu. Kamera karşısına geçti ve kendi dillerinde Zeynep'in hikayesini anlattılar. Mi muhabes nuru evi school come here. İye o dede kara watashi tachi wa aruite aruite aruki tsuzukimashita. It was absolutely exhausting. Zeynep'in hikayesi geride bıraktığı evinde başlarına bombaların yağmasıyla devam ediyor. Totemo kowakatta desu. My father had to stay behind. What if something happens and we need him? Cuando hablábamos con él por el teléfono se pone a llorar y nosotros lloramos también. Det er så længe siden vi har set ham, at min lillebror faktisk ikke kender ham. He's learning how to say papa, papa, but he doesn't know what it means. O hikayede Zeynep'in geleceğe dair kaygıları da var. Yani can korkusuyla yollara düşmüş tüm çocukların kaygıları. Jeg vil gerne være skolelærer. Det må kunne mamanan. Den må sugi de nani ni mo nare nakattara do sureba ii no deshou ka? Tabii hayat her zaman dram yönüyle değil, bazen neşeli yönüyle de yüzümüze gülebilir. Eşi ölen 53 yaşındaki Suriyeli mülteci kadın 3 çocuğuyla beraber savaştan kaçtı. Gaziantep'e sığındı. Kendilerine kol kanat geren 75 yaşındaki Şerif Dağdelen ile evlenme kararı aldı. İşte onların öyküsü. Çok güzel Erdoğan. Vallahi çok güzel Erdoğan. Vallahi baba Erdoğan. Önce Türkiye onlara kucak açtı. Ardından da 75 yaşındaki Şerif Dağdelen. Eşini savaşta kaybeden Fevziye Erbaş hayata Şerif Dağdelen'le tutundu. Vallahi çok memnun Şerif Bey. Kalp güzel. Çok yani hamdülillah vallahi aman rahat. Gaziantep'li Şerif Dağdelen sokakta bulduğu aileye önce evinin... Aileyi sokak başında gördüm. Oturmuş ağlıyordu. Başında 3 tane çocuk. Ardından da gönlünün kapılarını açtı ve çocuklarının da rızasını alarak evlendiler. Elhamdülillah çok güzel. Uzun yıllar savaş acısı çeken Suriyeli ailenin artık yüzü gülüyor. Veli Efendi Hipodromu'na da gidelim. Yok yok, öyle at yarışlarıyla işimiz yok. Çeşitli ülkelerden mülteci çocukların eğlencesine tanık olacağız. Kaç yıldır Türkiye'de yaşıyorsun? Bir buçuk yıl. Bir buçuk yıl oldu. Evet. Seviyor musun peki burayı? Evet, seviyorum. Maria, merhaba. Merhaba, ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Sen Suriye'nin hangi şehrinden geliyorsun buraya? Humus şehirden. Humus'tan geliyorsun. Evet. Kimi 4 yıl önce geldi, kimi sadece 3 ay. Evlerini, yakınlarını, arkadaşlarını bıraktılar. Yeni bir hayat umuduyla mülteci oldular. Diablo. Diablo mu bu? Sevdin mi peki bunu?
Mülteci çocuklar İstanbul'da buluştu. Veli Efendi Hipodromu şenlik alanına döndü. Bilekliğimizi taktık, yakamızda etiketimiz Dünya Mülteciler Günü için artık hazırız. Mülteci çocuklarla, yani dünya çocuklarıyla doyasıya bir gün geçireceğiz. Psikolojik ve ruhsal olarak, fiziksel olarak unutamayacakları bir gün yaşatmaya çalışıyoruz. Dünyanın en önemli sorunlarından biri. Arkadaşlarıma, okuluma falan her şeyi hatırlıyorum. Her şey geride kaldı. Evet. Peki Türkiye'de olmak nasıl bir duygu? Seviyor musun burayı? Çok güzel. Ben Çek Cumhuriyeti'den geldim. Gönüllü olarak mı geldin? Evet. Mülteci çocuklarla birliktesiniz. Evet ve ben önceden ben Mardin'de çalıştım. Şimdi İstanbul'da. Buradasınız. Halep. Halep'ten geliyorsunuz. Evet, Halep'e geliyor. Kaç yıldır Türkiye'de yaşıyorsunuz? 4 yıl. 4 yıldır. Evet. Peki nasıl, seviyor musunuz Türkiye'de yaşamayı? Evet, seviyorum. Top oynayanı da vardı, resim yapanı da. Bir günlüğüne de olsa bütün sıkıntılar geride kaldı. Evet. Top oynamayı seviyor musun? Çok. O zaman hadi oynayalım. Ve sıra konsere geldi. Çocuklar şarkılara eşlik etti. Yaptığın bir şey var, nedir bu? Bir şey, şişede ses çıkarttık. Müzik aleti yaptın. Evet. Bir çal bakalım, nasıl, güzel çalabiliyor musun? Dünya Mülteciler Günü Festivali'nden geriye bu görüntüler kaldı. Sen gülünce güller açar, gül pembe, bülbüller seni söyler, biz dinledik gül pembe. Kaç kuşak sonra torunlarımızdan hangileri başka gezegenlere mülteci olacak bilemem. Ama NASA boş durmuyor. 10 mülteci olabileceğimiz gezegen keşfetmiş durumda. Kepler teleskobu heyecan verici keşiflerine devam ediyor. Yaşam ihtimali olan gezegenleri inceleyen NASA'ya galaksi dışından haberler veriyor. Kepler ekibi yeni 4000 gezegen keşfetti. Bunların yarısından fazlası Samanyolu galaksisinin dışında, yaşam belirtisi ise yok denecek kadar az. Fakat o gezegenler arasında 10 tanesiyle NASA özel olarak ilgileniyor. Dünya büyüklüğündeki bu gezegenlerde yaşam ihtimali bulunuyor. Fakat Kepler teleskobu yetersiz. NASA ve bilim dünyası Ekim 2018'de piyasaya sürülecek olan yeni nesil teleskobu bekliyor. James Webb teleskobuyla gökbilimcilere Kepler'in bulduğu gezegenleri daha ileri analiz yapma imkanı sunması bekleniyor. To avoid overheating and damage, taking the next step to... Efendim bu akşamlık bu kadar. Birazdan Zehra Küçük ekranda olacak. Tabii 24 Spor gecesinde de Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç'le buluşacaksınız. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.